Patmos'tan herkese merhaba arkadaşlar. Turumuza başladık. Yunan Adaları turunun ilk durağı Patmos. Daha önceki genel videoda da bahsetmiştim. Burası haç için, Hristiyanların haç görevleri için çok önemli bir yer. Efes'ten sonraki çok önemli bir yer. Burayı da detaylı olarak birazdan anlatacağım. Önce şunu söyleyeyim. Kruz buraya yanaşıyor arkadaşlar. Hemen sizi küçük botlarla, kruzlar küçük bir liman olduğu için buraya kadar getiriyorlar. Ondan sonra şu an polise gözümüze geldik. Ondan sonra buradan turunuza başlıyorsunuz, sokaklara dalıyorsunuz, bütün şehri gezebiliyorsunuz. İsterseniz en tepedeki manastıra kadar gidebiliyorsunuz. Böyle kısa bir video olacak çünkü Patmos çok küçük bir yer. Öyle Rodos gibi, Santorini gibi çok önemli bir yer değil. Yani turistik açıdan ama dinsel açıdan çok önemi var. O yüzden böyle size kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Patmos'a geldik. İlk durağımız yaklaşık 1.5'dan 4.5'a kadar 3 saattir yoldayız. Şöyle gördüğünüz gibi ilk Yunan adası bizi karşıladı. Samos'un da yanından geçtik. Çünkü Türkiye'ye en yakın olan ada Samos'tu. Ama burada inip de gideceğimiz yer. Birazdan Patmos'u daha detaylı anlatacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Burada limana yanaşmıyor. Buraya teknelerle gidip geliyorlar. Çünkü küçük bir limanı var. Size verecekleri numara sırasına göre aşağı iniyorsunuz. Anons geçiyor. İşte bir numara deyince bütün bir numaraya sahip olanlar o büyük teknelerden gemiden küçük tekneye iniyorlar. Oradan da artık 4-5 saat boyunca kalacakları Patmos'a doğru gidiyorlar. Patmos'u daha detaylı birazdan dediğim gibi anlatacağım ama şöyle söyleyeyim. Hristiyanlar için Efes'ten sonraki ikinci haç durağı. O yüzden çok önemli. Tepede bir manastır var. O manastıra gidip haç görevini gerçekleştiriyorlar. Ama isteyenler de yani Hristiyanlar daha çok oraya çıkıyor ama biz Türkler Hristiyanlık göreviyle ilgili bir şey olmadığı için ya denize giriyorlar ya da sahilde, kasabada ya da köyde bu keyfi çıkarıyorlar. Çok güzel bir adayla yine karşı karşıyayız. Tipik bir Yunan adası. Şöyle uzaktan belirmeye başladı. İlk ada olduğu için de ben biraz heyecanlıyım. Çünkü birkaç adayı görmüştüm ama Patmos'u hiç görmemiştim. Ben de ilk defa göreceğim. Akşam saat 9'a kadar bu tekneler gelmeye devam edecek. Yani isterseniz erken saatlere dönebiliyorsunuz. İstemezseniz adada kalıyorsunuz son tekneye kadar. Ama yemek yemek için de gelip tekrar da geri dönebilirsiniz. Böyle bir şansınız da var. Şu anda biz gideceğiz. Denize gireceğiz. Patmos'u gezeceğiz. Keyfimize bakacağız. 9'a doğru da görüp en son yemeğe yetişmeye çalışacağız. Durağımız olan Patmos'u biraz anlatalım arkadaşlar. Patmos yaklaşık 3 saat sonra az önce söylediğim gibi ulaşacağınız ilk adınız. Buraya yanaşamadığı için, limanı küçük olduğu için böyle küçük botlarla sizi getiriyorlar. Çok sakin, inanılmaz sakin bir kasaba. Şu an yani bir dolu gemi insan boşalmasına rağmen halen sokaklarda böyle daha kimsecikler yok. Bilmiyorum, belki belli bir zamandan dolayıdır, belki tatildir bilmiyorum ama böyle küçük küçük beyaz kiliseler karşınıza çıkacak. Ortodoks kiliseleri çıkacak karşınıza. Ama asıl olay az önce biraz bahsettiğim bir olay var. Patmos Hristiyanlar için oldukça önemli bir yer, bir haç merkezi. Bununla ilgili ülkemizdeki en önemli yer Efes. Efes'e gelip haç görevlerini görürler. Sonra ikinci kilise olarak da Patmos'a gelirler. Çünkü Patmos'ta yukarıda bulunan mağara, birazdan oraya gidemeyeceğim çünkü biraz zaman darlığımız var ama onun yanında bulunan büyük bir manastırın yanında bulunan mağara da İncil'in son sayfaları yazılmış. O yüzden de Hristiyanlar için de önemli, kutsal bir yer. Oraya gelerek haç görevlerine devam ediyorlar. Onun dışında eğer buraya gelen Hristiyanlar oraya gidiyorlar direkt. Orada haç görevlerini yapıyor ama Türkler ya da Müslümanlar ya da kendi Hristiyan hissetmeyenler ya da çok dindar olmayanlar daha çok burada işte mekanlara takılıp yiyorlar, içiyorlar. Buradaki güzel sahillerde denize girip yüzüyorlar. Yaklaşık 4 saat bence güzel bir süre bunlar için. Ondan sonra da artık günün keyfini çıkarıyorlar. Sonrasında bir sonraki adalarına devam ediyorlar. Şimdi biz biraz daha sokakları gezmeye devam edeceğiz. İsmini az önce hatırlamadım o manastırın ama bir sonraki videoda bakıp size söyleyeceğim. Şimdi biraz Old Town bölgesinden, yani eski sokakların olduğu bölgeden dışarıya doğru çıkıyoruz. Limanı arkanıza alın, dümdüz devam edin arkadaşlar. İleride bir plaj sizi bekliyor. Ben de orayı görmüştüm, listeme almıştım. Şimdi ben de oraya doğru gidiyorum. Oraya gidince adını söyleyeceğim size.
biraz yani bak gördünüz mü arkadaşlar Bodrum. Yani Yunan birçok Yunan adası, birçok Yunan şehri aslında bizim Ege kıyılarından çok bir farkı yok. Ama bu tabii ki turizm açısından bunlar çok da ileride. Çünkü Patmos bu bahseden adaların en küçüklerinden biri olmasına rağmen inanılmaz bir turizm hamlesi var. Mis gibi sokaklar, rengarenk evler, dükkanlar çok şık, tasarımlar, şunlar bunlar falan. Bir de böyle çok düzenli, sakin ama dediğim gibi mimari Bodrum'u çok andırıyor. Şimdi böyle bir yoldan yaklaşık bir 200 metredir yürüyoruz. Dediğim gibi zaten batısı ve doğusu arasında çok az mesafe var. Eğer o tepedeki manastıra çıkmayacaksanız zaten Patmos'u çok hani rahat bir şekilde gezebileceksiniz. Ama daha çok buraya gelin, yüzün. Ha şunu da söyleyeyim. Bunu tur şirketine yani bu gemi turuna başladığınız zaman size de uyaracaklar. Bu tur boyunca rahatça yüzebileceğiniz iki tane yer var. Denizden bahsediyorum. Bir tanesi Patmos'tur, diğeri Rodos'tur. Diğer, çünkü Santorini'de yüzemezsiniz, Atina'da yüzemezsiniz. Mikanos'ta bile çok fazla vaktiniz olmayacağı için yüzemezsiniz. Onun dışında Patmos ve Rodos'ta gezerken gidip gayet de güzel bir plajda da saatlerinizi geçirebilirsiniz diyorum. Şimdi ben de onu yapmaya gidiyorum. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş arkadaşlar, internetten göründüğü gibi değilmiş. Hani buraya baktığımız zaman ya da okuduğumuz zaman böyle çok güzel anlatıyorlardı, öve bitiremiyorlardı. Ama bizim ülkemizin plajları buradan çok daha iyidir. Gerçi yani Yunanistan'da çok güzel plaj var ama burası özellikle çocuklu aileler için iyi bir yer değil söyleyeyim. Kayalık bir plaja geldik. Yani adanın artık arka tarafındaki plajdan bahsediyorum. Tavsiye edilen zaten limanın karşısındaki, oraya da birazdan gideceğim. Biz burası hani sakin olur, kimse olmaz diye geldik buraya ama yanımızda Mira olduğu için hani burada çok yüzmeyeceğiz. Çünkü bakın hep taşlar var, kayalar var ve oturmak için elverişli bir yer yok. Biz yine limanın yanındaki yere gidip orada yüzelim diyoruz ama denizin gerçekten çok güzel. Burada turkuaz rengi falan zaten kendini de ediyor. Şimdi ama bir de şu var, sanırım burası gün batımı için daha iyi bir nokta olacaktır. Artık tercihinize göre, hani ben alayım birkaç biramı içeceğim, yiyeceğim ama şöyle deniz kenarında oturabiliyorsanız buraya gelebilirsiniz. Ama hani ben gideceğim, yüzeceğim diyorsanız adanın diğer tarafındaki, birazdan anlatacağım sahile gidebilirsiniz. Şimdi ben de öyle yapıyorum. Arkadaşlar Skala Caddesi'ne geldik. Burası aslında yayaya açık, trafiğe kapalı bir cadde. Bildiğimiz o tavernaların, Yunanların tavernalarının sıralandığı çok güzel, şirin bir cadde. Yine beyaz evler sağınızda solunda. Giyim dükkanları var, restoranlar var, ballar var, böyle hediyelik eşyacılar var, pastaneler var. Yani aslında Patmos küçük görünüyor ama ben mesela laptop tamirini bile gördüm yani. Bir ara bununla ilgili bir sıkıntım olmuştu, bayağı bulamamıştım. Ama şu anda böyle yaklaşık bir 500 metrelik bu yolun sonunda çok güzel bir plaj var. İnsanlar orada denize giriyorlar. Özellikle adanın diğer taraflarına gitmeye vakti olmayanlar için çok güzel bir yer. Şimdi biz oraya doğru gideceğiz. Böyle gün batımında bir denize girmek istedik. Şu anda dediğim gibi Skala Caddesi'nden yolumuza devam ediyoruz. Plajda görüşürüz. Evet, suyun berraklığına bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten şu anda gölgemde güzel yansıdı. Plaja doğru gidiyoruz. Bakın plaj karşıda. Çok güzel bir ışık var. Şu an ne çeksem çok güzel oluyor. Bengonvilli sokaklarında böyle altından geçtik az önce. İşte dediğim gibi şu anda artık biraz yüzeceğiz. Bu kısa videonun da sonuna geleceğiz. Ve Patmos'taki son durağımız olan Efi sahiline geldik arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz liman hemen karşıda. Turiz ileride bekliyor. Hemen oradan böyle gelebiliyorsunuz buraya. İnsanlar artık günün son saatlerinde buraya gelip 9'a kadar vaktiniz var tabii ki ama böyle bir denize girmek için burayı tercih ediyorlar. Size az önce bahsettiğim manastır ve mağarada Apokalipsis mağarası da işte bu hac ibadetinin yapıldığı mağarada. Şu gördüğünüz karşıdaki tepe yaklaşık 1.8 km uzaklığında. Şehir içinde düzenli olmayan otobüsler var. Oraya gidiyormuş. Ama o otobüslere güvenmeyin dediler. Yani bazen geliyor bazen gelmiyor. Kendinize güveniyorsanız yokuşu çıkabilirsiniz. Onun dışında bir de tepede 3-4 tane de Ege'nin o tipik yel değirmenleri var. O Datça'da ya da işte Çeşme'de
benzerlerini görebileceğiniz daha böyle bir koyu renklerde yel değirmenleri var. O da hemen zaten yine manastırın karşısındaki tepenin üzerinde. Patmos bu kadar bir yer. Çok küçük. Yani buraya gelip de böyle hani Yunanistan'ın diğer adalarından buraya gelen feribotlar da var. Gelip burada bir gece kalabilirsiniz ama gerçekten hani buraya günübirlik yetiyor, öyle söyleyeyim. O yüzden kruvaza geldiğiniz zaman doya doya gezmiş olacaksınız. İşte artık biz de buradan sonra böyle bir taverna ötüp biraz bir şeyler yedikten sonra artık gemimize döneceğiz. Yarınki durağımız da Rodos olacak. Rodos'u daha detaylı anlatacağım size. Çünkü Rodos şövalyeler adası. Osmanlı için de çok önemli bir ada. Birçok eserimiz de var orada. Orayı dolu dolu anlatacağım size yarın. Yaklaşık 12 saat orada kalacağız. Ama bu akşamlık da, bu turda da, bu videoda da bu kadar diyorum. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.